Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Hürkuş'la ilgili yaptığımız Hürkuş ne zaman Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek videosunun altına benim beklediğim yorumlar gelmeye başladı. Neden pervaneli uçak yapıyoruz? Pervaneli uçaklar demoda değil mi? Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın uçağı değil mi? Niye bir pervane tutkusu var diye yorumlar gelmeye başladı. Bugünkü videomuzda çok farklı bir konuya temas edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler farklı bir uçak ihalesini açıkladı. Yaklaşık birkaç yıldır süren bu ihalede özel kuvvetler AT-802U tipi bir ilaçlama uçağından, yangın söndürme uçağından geliştirilmiş bir pervaneli uçak alıyor. Bir tarafta Amerikan Hava Kuvvetleri hem de özel kuvvetleri ve pervaneli uçak alıyor. Neden bu pervaneli uçaklar alınıyor? Bu videomuzda buna değineceğim. Pervanenin özellikleri, avantajları, dezavantajları ne getiriyor? Bununla ilgili dünya nereye kayıyor? Bunu anlatacağım. Bir de tabii AT-802'lerin bir Türkiye macerası var. Şu an 14 uçak Orman Genel Müdürlüğü adına yangınlarla mücadelede kullanılıyor. Bir de birlikte bu operasyona bakacağız. Havacılığın ilk günlerinde pervaneler uçakların havada uçmasını sağlayan çok önemli motorun çok önemli parçalarıydı. Ve 2. Dünya Savaşı sırasında da jetler geliştirilmeye başlandı. Ve jetler kısa sürede önce hava kuvvetlerinin arkasından da sivil uçaklarda hava yollarının ana motor gücünü oluşturmaya başladılar. Ama aradan yıllar geçti ve pervaneli uçaklar bugün tekrar askeriyenin gündeminde. Bunun nedeni tamamen duygusal, yani paraya bağlı bir durum. Pervaneli uçaklar tabii ki baktığınız zaman jetlere göre performansları daha düşük. Ama fiyatları çok daha ucuz, operasyon maliyetleri çok daha düşük ve yakıt daha az harcıyorlar. Düşünün, bir savaş ortamı var veya düzensiz bir operasyon yapılıyor. Bunlara örnek olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır bölücü terör örgütü PKK'ya karşı verdiği operasyonu sayabiliriz veya dünyanın birçok yerinde artık bu tür terör riskleri var. Teröre karşı bir operasyon yapacaksınız. 2 tane teröristi öldürmek için koca bir F-16'nın kalkması, milyon dolarlık mühimmatların kullanılması yerine çok daha ucuza uçabilen, riskleri daha düşük ve çok basit mühimmatlarla siz o teröristi yok edebiliyorsanız bunları kullanmaya başlıyorsunuz. İşte pervaneli uçakların ana kullanım nedenlerinin başında bu geliyor. Amerikan Özel Kuvvetleri dünyanın farklı yerlerinde operasyon yapıyor ve yaklaşık da 2-3 yıldır bir uçak arayışı ihtiyacı içindeydi. Sonunda bu uçağı Orta Doğu ve Afrika'da terör örgütlerine karşı kullanmak üzere seçtiğini açıkladı. Böyle farklı farklı konsorsiyumlar bir araya gelmişti. Bunlardan bir tanesi L3 Harris ile uçağın imalatçısı Air Tractor'du. İlk etapta 6 adet AT-802U tipi uçak alınacak. Bunlar alttan kanatlı, tek motorlu ki kullandığı motor PT-6 serisi turboprop, Kanada yapımı. PT-6'nın kullanılan o 1600 beygirliği de halen Hürkuş uçağımıza da güç veren bir motor. Bu motora sahip. Toprak pistlerden havalanabiliyor. Yani öyle büyük büyük meydanlara, 3000 metrelik pistlere gerek yok. Bakım oranları çok düşük. Herhangi bir yerden çok az bakımla uçağı uçurabiliyorsunuz. İşte yakıtı ikmali yapılıp çok hızlı bir şekilde görev bölgesine gidebiliyor. Alttan kanatlı ama neredeyse dünyanın en büyük pervaneli tek motorlu turboprop uçaklarından biri. Taşıdığı yük yaklaşık 3800 kilogramın üzerinde. Uçağın kanat altlarına, gövde altlarına baktığımız zaman bir kızılötesi çalışan sistemler, özel kameralar yer alıyor. Bu uçak 2 kişilik, önde pilot uçuyor, arkada da silah sistem operatörü görev yapmaya başlıyor. Kanadının altında da çeşitli işte lazer güdümlü bombalar veya güdümsüz roketler, farklı farklı geliştirilmiş mühimmatlar, bombalar, roketler yer alıyor. Bu aynı zamanda bir sinyal istihbaratında da kullanılan bir uçak. Yani işte sınır bölgesinde, tehlikeli bölgelerde çok fazla irtifaya çıkmadan uzun süre 8 saate yakın havada kalabiliyor. Geniş kanatları sayesinde taşıma gücü yüksek ve daha sarp arazide keskin dönüşler yapabiliyor. Hedeflerini takip ediyor, hedefini buluyor ve daha sonra da bu kullandığı mühimmatlar tabii ki bir F-16'ya veya 5. nesil savaş uçaklarında kullanılan mühimmatlara göre biraz daha basit ve hafif, nokta atışıyla hedefini buluyor. Tabii ki bu uçaklar operasyon yaparken altta bulunan terör örgütlerinde en fazla omuzdan atılan füzeler var. Bu omuzdan atılan füzelere karşı da uçaklar çeşitli önlem alınmış durumda. Büyük SAM bataryaları, yani yerden havaya atılan füze bataryaları gibi sistemler yok. O yüzden bu uçaklar burada rahatlıkla görev yapabiliyor. Bir de tabii ki bir hava tehdidi yok. Normalde tabii bu uçaklar işte F-16 veya jetlere karşı çok basit hedefler haline gelebilir. Burada böyle bir teröristlerin de savaş uçağı olmadığı için buralarda basitçe görev yapabiliyor. Helikopterlerle karşılaştırdığımız zaman süratleri biraz daha yüksek, daha fazla havada kalabiliyor ve daha fazla mühimmatı taşıyabiliyor. Şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri bu ilk ihalede 170 milyon dolara 6 adet test uçağı alacak. Bunları test edecek. Daha sonra bütçe 3 milyar dolara kadar çıkartılacak. Hedef 70 hava araçlı, ki bunun bir kısmı helikopterlerden de oluşabilir veya farklı model uçaklardan da oluşabilir, bir filo kurulması ve dünyanın farklı yerlerinde operasyon yapması. Halen benzeri yaklaşımlar dünyada farklı ülkeler tarafından yapılıyor. Bu uçağın ilk kullanıcılarından biri de Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu ve halen bu uçaklar o Yemen'deki savaşta da aktif olarak kullanılabiliyor. Bir boy büyüye doğru çıktığımız zaman, yani daha yüksek sürat, daha kıvraklık, daha esneklik istediğiniz zaman, daha fazla irtifaya, performansa çıksın istediğiniz zaman Hürkuş sınıfı uçaklar ortaya çıkmaya başlıyor. Hürkuş bunlardan bir tanesi. Hürkuş'un C modeli, özellikle silahlı yakın hava destek modeli, çok önemli bir yere ben ulaşacağını düşünüyorum. Hürkuş'la birlikte Embraer yapımı, Brezilyalı imalatçı Embraer'in yaptığı Super Tucano, Amerikan T-6 serisinin silahlı yakın hava destek modeli AT-6 da bu model uçaklardan bir tanesi. Halen Türk Hava Kuvvetleri'ne kullanılan Güney Kore yapısı KT-1'lerinde yakın hava destek modelleri bulunuyor. Ama işte farklı motor güçleri, performans bu uçakların değişik alanlarda hizmet etmesine neden oluyor. İşte görüyorsunuz, Amerikan Hava Kuvvetleri dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden bir tanesi. Çok yüksek teknolojiler kullanıyor. 5. nesil uçaklardan sonra 6. nesil uçaklar peşinde koşuyor ama pervaneli uçaklarla da bu tür özel operasyonları gerçekleştiriyor ve böyle bir uçak alımı oluyor. O yüzden işte biz niye pervaneli uçak yapıyoruz? İşte kullanılacak görevlerden bir tanesi bu olacak. Ben eminim ki ilerleyen dönem içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara Kuvvetleri, jandarma gibi güçler de bu helikopteri kullanacak seviyeye gelecek. Uzun süredir Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu'nun M-18 Dromader uçaklarını emekli etmesinin ardından bir tek motorlu uçak talebinde bulunmamıştı. Bu yıl Savunma Sanayi Başkanlığı ihaleyi yaptı ve bu alım gerçekleştirildi. Daha doğrusu kiralama işi gerçekleştirildi. 14 adet Air Tractor AT-802 serisi uçak halen Türkiye'de. Nerelerde bunlar? Edremit, Selçuk, Dalaman, Antalya Karayın ve Adana'da görev yapıyor. 13 uçaklık bir kiralama yapıldı. Bir uçak da yedek olarak tutuluyor. Bu uçaklar Air Tractor'ın Avrupa merkezli şirketi üzerinden getirilmiş durumda. Bu uçaklar Haziran ve Temmuz'da uçtu. Haziran ayında 38 yangına müdahale etti. 475 saat uçtu ve 1425 ton su atışı yapıldı. Temmuz ayında ise 519 saat uçtular. 480 sorti uçtular ve 1440 sualtı retrant olarak adlandırılan geciktirici kimyasal attılar. Bu geciktirici kimyasal da kırmızı renkte. Aynı zamanda yangının yayılmasını engellerken bölgenin soğumasını sağlıyor ve ağaçların kurtulmasını sağlıyor. Bu kimyasal da Türkiye'de İzmir merkezi bir şirket tarafından yapılıyor. Bunu da belirtmemizde fayda var. Bu uçakların özelliği nedir? 3 ton su ve geciktiriciyle havalanabiliyor ve çok hızlı bir şekilde, yani 180 knot gibi çok yüksek bir sürati var. Yangına hızla gidip dakikalar içerisinde bu müdahaleyi yapabiliyor. Yangın gözetimlerinde de bu yıl aktif olarak 7 adet İHA kullanılıyor. İşte Baykar'ın yaptığı TB2, TUSAŞ'ın Aksungur İHA'ları Orman Genel Müdürlüğü'nün emrinde 7/24 ülkemizin bütün her tarafındaki ormanlar, geniş alanlar bakılıyor ve herhangi bir şekilde bir yangın başladığı zaman hemen alarm düğmesine basılıyor. Uçaklar, helikopterler, işte Türk Hava Kurumu'nun CL-215'leri, Chinook helikopterleri, Mi-8'ler, Kamovka A-32 serisi helikopterler Ve tabii ki yer ekipleri de aktif bir şekilde yangınlara gelip müdahale edebiliyor. Tabii bu arada yer ekipleriyle ilgili de kadrosuz çalışan çeşitli arkadaşlarımız var. Onlar da bize mesaj yolluyorlar. Umarız onları da bir şekilde kadroya alır devletimiz ve yangınlarla mücadelede daha etkin bir yapıya kavuşmuş olurlar diye bu yangın kısmını da tamamlamak istiyorum. Evet, bugünkü videomuzda özel kuvvetlere baktık. Niye pervaneli uçak kullanılıyor? Bunun nedenlerini size anlatmaya çalıştım. Sonuçta kullanılan uçaklarda 2. Dünya Savaşı teknolojisi yok. Çok daha gelişmiş teknolojiler var ve taşınan mühimmatlar ve kullanılan ekipmanlarda gayet modern olduğunu ifade etmek isterim. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgaozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu arada tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. O çan logosuna da tıklayın ki videomuz yayınlandığı zaman hemen size haber olarak iletirsin. Ayrıca katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.